Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Ashab-ı Kehf, 7 uyurlar. Ashab-ı Kehf veya 7 uyurlar, dünyanın değişik kültürlerinde anlatılan, milattan sonra 2. yüzyıl başlarında putlara tapmayı reddeden 7 gencin halkını terk ederek bir mağaraya sığınması ve orada tam 309 yıl uyumalarını konu edinen hikayedir. İsimleri unutulan ve öldükleri zannedilen gençlerin yıllar hatta yüzyıllar sonra ortaya çıkmasından bahsedilmektedir. Her ne kadar kıssa ve efsane olarak bazı kaynaklarda değerlendirmeye alınsa da Kur'an-ı Kerim'de bizzat geçen bir olaydır. Ashab-ı Kehf, Kur'an-ı Kerim'in 18. ayeti olan Kehf suresinde anlatılmaktadır. Yüce Allah, kıyametin kopacağını ve ahirette ölülerin dirilteceğini insanların daha kolay kavrayabilmeleri için 9 ila 26. ayetlerde ibret verici bir olaya Ashab-ı Kehf kıssasına yer vermektedir. Kehf, dağda bulunan büyük ve geniş bir mağara anlamında kullanılmaktadır. Ashab-ı Kehf ise mağara arkadaşları demek olup bir mağarada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar uyandırıldıkları haber verilen kişiler hakkında kullanılmıştır. Rakim'in ne olduğu hakkında kaynaklarda farklı görüşler yer almaktadır. Sözlükte rakim, yazılı belge, kitabı anlamına geldiği için Ashab-ı Kehf'in adlarının veya maceralarının yazılıp mağaranın kapısına yerleştirilmiş bulunan bir kitabe taş veya madenin levhadır diyenler olduğu gibi Ashab-ı Kehf'in içinde bulunduğu vadinin veya dağın ya da memleketlerinin hatta köpeklerinin adı olduğunu ileri sürenler de vardır. Ölümden sonra dirilişin bir misali olmak üzere uzun süre uyuyup da yeniden uyanma hadisesi İslam'ın dışındaki diğer bazı dinlerde de mevcuttur. Hint kutsal kitaplarında bir tek kişinin uzun süre uykuda kalması olayına rastlandığı gibi Yahudilerin kutsal kitabı olan Talmud'da da bir şahsın 70 yıl bir başkasının 60 yıl uyuduktan sonra tekrar uyandıkları anlatılmaktadır. Aynı hadise Hristiyanlıkta Efes'in 7 uyurları adıyla anılmaktadır. Hristiyanlığın ilk devirlerinde önemli bir hikaye olan Ashab-ı Kehf daha sonra Hristiyan dünyasında önemini yitirmiştir. İslam'da ise Kehf suresinde kısaları anlatılmakta ve İslam kültüründe önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Hristiyanlıkta 7 kişi olarak tasvir edilmekte olup bu yüzden 7 uyurlar olarak bilinirler. Şimdi kısa bir şekilde hikayenin özetine bakalım. Gençler Allah'tan başka ilahlara tapan bir hükümdarın zamanında yaşıyorlar. Halkın çoğunluğu da hükümdarın adeti üzereydi. Bir rivayete göre bu gençlerden 6'sı sarayda görevli, hükümdara yakın kimselerdi ve hükümdarın müşavere heyetindeydiler. İmparatorun putperest olduğu, putperestliği kabul etmeyen bazı insanları yakalatıp öldürttüğü ve bir ihbar üzerine saraydaki putperest olmayan gençlerin durumlarını öğrendiği anlatılır. Hükümdar onları çağırıp tehdit eder. Onlarsa inançlarından ayrılmak istemezler. Aksine onu inançlarına davet ederler. Hükümdar onlara eski günlerine dönmeleri için zaman tanır. Gençler inançlarını korumak için şehre yakın bir dağ yönüne giderler. Yolda giderken Kefeş Tatayuş ismindeki bir çoban ile çobanın Kıtmir isimli köpeği de onlara katılır. Köpeğin bir ismi rivayete göre Himran'dır. Dağda çobanın gösterdiği bir mağaraya girerler. Dua ederek merhamet dilerler. Hükümdar gençleri sorar. Kaçtıklarını ve mağaraya sandıklarını haber alan adamlarıyla mağaraya gider. Mağaranın ağzını kapattırır. İnanca göre gençler ölmez. Yüzyıllar boyunca uyumaya devam ederler. Kehf suresinde bu sure 309 Hicri yıl olarak geçer. Bu sürenin sonunda ilahi bir şevkle uyandırılırlar. Ne kadar zaman geçtiğini bilmezler. Ancak çok az uyuduklarını zannederler. Bir gün gibi kısa bir süre. Acıktıkları için bir arkadaşlarını şehre yiyecek getirmesi için göndermeye karar verirler. Bu kişinin adı Yemliha'dır ve onun kılık değiştirerek halini kimseye bildirmeden girip gelmesini söylerler. Yemliha şehre geldiğinde çok değişmiş bir şehir bulur ve geçen zamanın farkına varır. O zaman hükümdarın yanına götürülür. İnanca göre bu hükümdar gençlerin dinindendir. Başlarından geçenleri hükümdara anlatır. Daha sonra gidip arkadaşlarına haber verir. Bunun üzerine hepsi tekrar uykuya dalarlar. Halk onların uydukları mağaranın girişine bir mescit yapmaya karar verir. Hristiyanlıkta ise hikaye şöyle anlatılmaktadır. Anlatılana göre Dakyos zamanında 7 veya 8 Hristiyan genç devrin putperest inançlarına kurban edilmekten korkarak yaşadıkları yerin yakınlarındaki bir mağaraya sığınırlar
ve üzerleri kapatılır. Orada mucizevi bir uykuya dalarlar. Bu mağaraya gelen askerler şaşkınlık içinde geri dönerler. Bunun üzerine komutanları mağara girişinin taş ve harçla kapatılmasını emreder. Burada 7 kafirin ölüme terk edildiklerini bildiren bir laf bırakıp giderler. 7 uyurların üzeri kapatıldıktan yaklaşık 184, 200 veya 230 sene sonra mağaranın yer aldığı arsanın maliki işçileriyle birlikte mağara girişini açar ve 7 uyurlar ile karşılaşır. Lambikus şehre ekmek almaya gider ve Meryem oğlu İsa'nın adının şehirde serbestçe anıldığını fark eder. Dakyus zamanından kalma paralarla alışveriş yapmaya çalışır. Psikopos'un karşısına çıkarırlar. Hikayelerini dinleyen psikopos bunun bir mucize olduğunu dile getirir. Hristiyanlar tarafından kabul edilen hikayede mağara Selçuk ilçesindeki Efes antik şehrinin yakınlarındaki Panayır Dağı eteklerinde bulunmaktadır. Bu mağaranın üstüne bir kilise yapılmış hali 1927-1928 yılları arasındaki bir kazıda ortaya çıkartılmıştır. Kazıda 5. ila 6. yüzyıla ait mezarlar bulundu. 7 uyurlara ithaf edilmiş yazıtlar hem mezarlarda hem de kilise duvarlarında bulunmaktadır. Kıssanın geçtiği yerle ilgili olarak da çeşitli rivayetler mevcuttur. İspanya, Cezayir, Mısır, Ürdün, Suriye, Afganistan ve Doğu Türkistan'da Ashab-ı Kehf'e ait olduğu ileri sürülen mağaralar vardır. Ashab-ı Kehf mağaraları dünyanın değişik ülkelerinde kendilerine atfedilen makam ve anlamları ile farklı dinlerden insanların inandığı ve ziyaret ettiği önemli inanç merkezleri haline gelmiştir. Dünyada bu mağaraların kendi sınırları içinde olduğunu iddia eden 33 kentin 4'ü Türkiye'dedir. Afşin, Selçuk, Efes, Lice ve Tarsus. Bunlardan hangisinin onların mağarası olduğu konusunda İslami ilim dünyasında bir fikir birliği yoktur. İbni Kesir tefsirindeki bir rivayete göre şehrin adı Daksus idi. Yahudilikte ve Hristiyanlıkta da var olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de özlü olarak tekrarlandığı anlaşılan Ashab-ı Kehf kıssasıyla müminlere verilmek istenen mesaj, ana hatlarıyla iman-küfür mücadelesinin öteden beri hep var olduğu, inananların her devirde zulme uğramalarına rağmen batılın hakka asla galebe çalamadığı, samimiyetle iman edip inançlarının gereğini yaşayanları Allah'ın mutlaka başarıya ulaştırdığı ve nihayet her şeyi yoktan var eden Allah'ın insanları yeniden diriltmeye muktedir bulunduğudur. Ashab-ı Kehf kıssasının özünü teşkil eden ve ölümden sonra dirilişin bir misali olan uzun süre mağarada uyuyup yeniden uyanma hadisesi İslam'ın dışındaki diğer bazı dinlerde ve çeşitli efsanelerde de yer almaktadır. Ashab-ı Kehf'in yaşadığı şehir bir rivayete göre daha önceleri Efesos olan bir Tarsus'tu. Adı geçen Tarsus'un günümüzde Türkiye'nin Mersin ilinin ilçesi olan Tarsus olduğu konusunda genel bir kabul vardır. Ancak Kahramanmaraş ilinin bir ilçesi olan Afşin kentinin halkı Ashab-ı Kehf'in yaşadığı şehrin Afşin olduğunu savunur. Bunun bir sebebi şehrin adının eskiden Efesos veya Efsus olmasıdır. Diyarbakır'da da Ashab-ı Kehf'e atfedilen bir mekan vardır. Kehf suresinin 17. ayetinde geçen Resulüm, orada bulunsaydın güneşi görürdün. Doğduğu zaman mağaraların sağına meyleder. Batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi. Böylece onlar güneş ışığından rahatsız olmaksızın mağaranın bir köşesinde uyurlardı. Mealindeki tanımlamaya uygun bir mağara Nice'de bulunmaktadır. Yerden yüksekte ve üzerinde gölgelik şeklinde bir çıkıntı olan bu mağara içeriye doğru girintilidir ve ayette geçen tanıma uymaktadır. Evet, böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.